Bugün evime Kadir Doğulu geldi. Bugünkü misafirimin. Misafirim. Şu Türkçeyi halletsem bir gün. Ondan sonra ben Kadir'i esasında çok eskiden beri tanıyorum. Hatta Doğulu ailesini eğer bilmiyorsanız çok geniş ve başarılı bir sürü alanda. Teşekkür ederiz. Ailem ve kendi adıma. Evet. Yani neyle başladı? Zeki ile başladı bizim hayatımız. Öncü. Evet, öncü. Zeki Doğulu o zaman 80'lerde 90'larda acayip böyle şehrin en böyle ünlü kuaförüydü. Öyle. Hakikaten en yani. En iyisiydi. En iyisiydi. Çalışmadı ve telefon çalıyor. Özür dilerim, hemen kapatıyorum. Kızım sen bunun sesini kapatmadın mı? O zaman Zeki hakikaten yani herkesle çalıştı. Öyle. Herkesle iş yaptı. En iyisiydi. Ondan sonra onun arkasından Kemal geldi. Ya Kemal Doğulu. Şimdikiler belki onu müzikle birlikte tanıyor. Benim için Kemal Doğulu her zaman süper bir kuafördü yani. Görsel açıdan yetenekleri çok fazlaydı. Çok. Evet. Saç, makyaj, styling, evet. Fotoğraf, video. Görsel yetenekleri üst düzeydi. Evet, sizin ailede var bir şey yani. Teşekkür ederiz. Sonra sen devreye girdin. Ben de üçüncü kuşak. İnci'den ve Nedim'den sonra. Evet. Doğulu ailesi geniş. Evet. Aslında Nedim var. Nedim, o da görsel, o da kuaför. Evet, o da kuaför. Makyaj kuaför işleri yapıyor. İnci eğlence sektöründe çalıştı yıllar ben boyunca. Ben de ilk geldiğim yıllarda aslında entertainment kısmındaydım. Yiyecek içecek sektöründe uzunca bir yıl çalıştım İnci, evet. İnci gibi. Ama o hala devam ediyor. Ben evet. Sektör değiştirdim. Yaklaşık bir 14 yıl yaptım o işi aslında ben de. Şaka maka. Tabii. Mehmet? Mehmet Doğulu sonradan gelenlerden, benden sonra geldi. Evet. Mühendislik okudu. O da işletmeci oldu. Şu evet. an Çeşme'de bir otelin işletmeciliğini yapıyor. Ya, Marvi'de. Evet, aynen. Bir de bizim Kazandibi var, Deniz Doğulu. O da mühendislik okudu ama o Avustralya'ya yerleşti paşam. Şaka yapıyorsun. Bizi hepimizi şaşırttı. Burada çok iyi bir kariyer onu bekliyordu. Okul ortalaması çok iyiydi çünkü. Çok güzel yerlerden iş teklifi alıyordu. Ama o Avustralya'ya yerleşmeyi tercih etti. Mesleği açısından başvurdu. 20 gün içerisinde, hatta ertesi gün başvurdu. Ertesi gün kabul edildi. 20 gün içerisinde evlendi. Karısını da aldı gitti. Yani şaka yapıyorsun. Ağzımız açık kaç kaldı. Yaşında Deniz? 24'tü gittiğinde, bugün 25 oldu işte bu arada. Peki ne yapıyor orada? Yani oranın hükümetinin, devletinin 2 yıl adaptasyon mecburiyeti var. Evet. Diyor ki herhangi mesleğinle ilgili herhangi bir şey yapamazsın çünkü 2 yıllık ülke tecrübesi istiyorlar. Bakalım burada yaşayabilecek misin, dilimizi iyi konuşabilecek misin, ne mantıklı ise. Bir şey ya. Çok mantıklı bir şey. O yüzden bir restoranda işletmecilik yapıyor. O da çünkü okurken ikisi de, Mehmet'i de Deniz'i de bu sektöre ben soktum. Okurken çalışmalarını istedim. Çünkü hayat öyle öğreniliyor. Sadece okulda değil. Evet. İkisini de yanıma aldım. İkisi de çok sevdi. Yan iş olarak yapmaya başladılar önce. Sonra Mehmet ana mesleğine çevirdi bu işi. Çok başarılı oldu. Evet. Sonra Deniz de okul tarafında, mühendislik tarafında devam etmek istedi. Ama okurken bu işle ilgili tecrübesi vardı. Oraya da gitti. Şimdi bir restoranda çalışıyor. O 2 yılı doldurmayı bekliyor. Tabii orada karısı okula gitti, İngilizce okuluna falan gitti. Hı hı. Oranın okullarına. Şimdi Deniz 2. yılını tamamlayıp orada kendi mesleğiyle ilgili bir şeyler yapmak için hazırlanıyor. Süper. 1. senelerini doldurdular, 1,5. sene. Orada çok iyi bir tane Türk lokantası var. Ama hangi şehirde olduğunu, Sydney'de mi hatırlamıyorum. Hem Melbourne'de hem Sydney'de birer tane var. O Melbourne'de çalışıyor. Ha. O restoranda çalışıyor zaten sanırım. Ha, okey. Evet. Bizim Coşkun'un yanında çalışıyor. Ha, duydum ben. Aa. Evet, tamam. Buldular birbirlerini. Ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi. Onlar birbirlerini buldular, evet. Ya, çok uzak ya. 20 saat. Yani. Bir aktarmalı gidersen 24 saat, aktarmasız uçarsan 20 saat. Ben şimdi mesela hani Robin için böyle, şimdi Barcelona'ya gitti işte böyle, acaba sonra Amerika'ya gitsem mi falan diyorum ki sakın yani. Ne Amerika'sı ya dedim, kaç saat. Yani istemiyorum öyle uzak anne yerler. Anne kimliğini kenara bırakalım şimdi. Çocuk ne istiyorsa onu yapacak. Yani bu günümüz teknolojisinde iletişim kurmak zor değil.
Evet. Yani yol yapmak belki zor ama evet. Artık ülkenin sınırları kalmadı bana sorarsanız. Her şeye sahip olabiliyorsunuz dijital dünyada. Evet. Belki dokunamıyorsunuz evet. Ama görüntülü Allah'tan konuşmak... evet yani bu birkaç yıldır işte uzakta bizden. Allah'tan FaceTime var yani. Ya. Yani o olmasaydı ben hatırlarım. Zorlanırdım ben babam yani. Babam bir dönem uzunca bir yıl Amerika'da yaşadı. Gemicilik falan da yaptı 20 yıl. Telefon o dönemde herkeste yok. Bir tek halamda vardı. Halamı arardı. Ben bir saat sonra arayacağım diye. Koştur koştur halamın oğlu bize gelirdi. Tabii. Derdi ki işte dayım arayacak gelin. Giderdik. Beklerdik aramasını falan. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii. O yüzden mektup falan yazardı bize. Mektup tabii. Ne internet vardı. Telefon her evde yoktu. Mektup güzeldi ya. Evet. Ben severdim mektup. Yani şimdi hiç. Neyse. Biz yazıyoruz da bazen. Vallahi. Güzel bir şey. Hoşuna yazı yani. Yani bence bir şeyi yazmakta, elle yazmakta bir şey vardır. Yani bir hikmeti vardır diye düşünüyorum ben. Yani o kadar hani mesela sen çok kitap okuyor musun? Çok. Ben hayatım boyunca o kadar çok kitap, yani kitapsız kalma korkusu vardı bende. Yani ben bir de İsveççe okuyorum ve sürekli İsveç'ten kitap taşıyordum böyle. Senin için öyle. O yüzden böyle hani tasarruflu okuyordum bitmesin diye falan. Şimdi PDF'ler. Evet ama sonra ben kitabı bırakıp diziyi başladım. Dizi izlemeye. Sonra geçenlerde dedim ki yok artık yani bu yani çünkü sürekli uyarılıyoruz. Yani bir şey seyrettiğin zaman yani hep her şey ekranda ve seni rahatlatmıyor bence. Ben öyle hissediyorum yani daha çok uyarılıyoruz sürekli. Çünkü sürekli bir şey seyrediyoruz yani. Farklı farklı konularda bir şeyler izliyoruz. YouTube'a giriyoruz, işte oraya bir şeyler arıyoruz, film izliyoruz, dizi izliyoruz. Ama kitabın verdiği... Hazzı vermiyor. Yani doygunluğu da vermiyor. Kitap okumak bence insanı sakinleştiren bir şey. Yani beyin orada daha yavaş bir ritme geçiyor. Ben de öyle. Yani ben öyle hissediyorum. O yüzden şimdi sabah telefonu açmıyorum, bakmıyorum, bilgisayarımı da dokunmuyorum. Sabah ilk önce kitap okumaya başladım şimdi. Çünkü o zaman daha böyle daha rahat bir ritimle günü başladığımı fark ettim. Daha şey geldi, daha sakin başlıyorum güne. Bana çok iyi geldi. Uykusuzluk çektiğim dönemlerde okurum mesela. Uyumak için harika bir ilaç. Hiçbir bence ilacı de. Gerek yok. Evet. Ve eğer bir uğraşım yoksa mutlaka kitap okumakla doldururum o boşluğu bende. Ama mesela demek ki insanın tercihi bu. Televizyon izlemek, bilgisayarda, YouTube'da bir şeyler aramak ya da kitap okumak. Kimse bizi bunu zorlamıyor. Yok. İnsanın doğru. Gerçek ritmini doğru söylüyorsun bana sorarsan da. Gerçek ritmine dönmesini sağlıyor. Evet. Doğru düşünmesini. Ama mesela bence yine gereksiz uyarılar sağlayan bir sürü kitap var. Bu da tercih meselesi. Neyle ilgilendiğin de önemli kitapta. Ve devamında yazmak da çok evet. iyi geliyor insana. Evet. İnanılmaz doğru söylüyorsun. Geliyor. Ben mesela hiçbir şey yazmıyorum. Esasında yani hani o da hani bir şeyler ne olursa olsun esasında. Hani gün içinde hatta bir tane böyle işte beynimiz daha potansiyelini kullanabilme açısından söylediği bir tane şey her gün mutlaka bir şey yazmak. Çünkü o da beynimizi yani farklı çalışmasını sağlıyormuş yani. Ya benim defterlerim var bitirdiğim ben yazmayı çok severim. Ne yazıyorsun? Genelde şiir. Vallahi. Evet. Vay. Gene şu şey damarı aileden gelen. Belki. Ha? Bilmiyorum. Sanatsal yani, damar. Sanatsal mı bilmiyorum. Çok şiir okumam aslında. Bu biraz sanırım duymakla ilgili aklımda koşan, dönen kelimeleri doğru şekilde yazarak deftere aktarmakla ilgili. Anlarımı da yazarım ama daha çok şiir yazarım. Ya da etkilendiğim bir konu üzerine hikaye yazarım. Konu üzerine. Ama genelde elim hep şiire gider. Bir bakıyorum sayfalarca şiir yazmışım ve nereden geliyor aslında biliyorum. Ama onu kesmiyorum, durdurmuyorum. O ilham geldiği zaman belki karşılığı tam olarak ilham değil. O bağlantıya girdiğim zaman yazıyorum. Saatlerce yazdığımı bilirim. İşte geliyor bir yerden, akıyor şuradan. Aynen ha? Öyle. Duymak, bağlantıya girmek. Evet. Çok güzel, çok önemli bir şey bence de. Yani o, sanki o anlar da artık hayatımızda
zor yakalanan anlar gibi geliyor bana. Yani o kadar böyle bir şey, stres ve hızlı gidiyoruz ki, yani o senin söz ettiğin an, hani o aktığın an, yani onu yakalamak çok önemli. Onu çoğaltmak ve gelişini duymak belki de, yani hani bir şekilde, çünkü geldiğini hissediyorsun o anda da, ona o yeri vermek lazım yani. O alanı açmak lazım. Çünkü biz sürekli böyle hani bir şeyin peşinde koşuyoruz ya. Yine tercih. Ya. Evet. Yani hayat böyle önümüzden akıp giden bir şey değil. Tam ortasında duruyoruz. Nasıl yönlendireceğimiz bize kalmış. Evet. Ben sana üzül şimdi Ayten. Ağla bakalım dediğim zaman ya da koş dediğim zaman koşmuyorsun. Bu senin tercihin. İnsanın tercihi. Üzülmek de, ağlamak da, neşelenmek de, koşmak da, bir işe fazla stresle kapılmak da, stressiz halledebilmek de. Bu tercih idrakla geliyor. İdrağı tuttuğun zaman hiçbir şeye kapılmıyorsun. Ben mesela hayatın o monotonluğunu bozmayı, gerçek ritmimi bulmayı ve bir şeyin üzüntüsüne ya da stresine kapılmamayı, bunu pratikle hayatıma geçirebilmeyi öğrendiğimi umuyorum. Hmm. Uygulayabiliyorum. Demek ki öğrenmeye başlamışım. Yapıp yapmamak insanın elinde. Tabii. İdraka gelmek evet. Önemli. Fark etmek, keşfetmek evet. Önemli. Tuttuğun zaman ne fazla üzülürsün, ne fazla sevinirsin. Fazlası sevincin fazlası da iyi değil çünkü. Evet. O yüzden anda kalmanı, anda kalabilmeyi, pratik etmeyi sağlarsın. Belki her zaman anda kalamıyoruz ama onu yapmak mümkün. Bir şeyle bağlantıya girdiğinde, durdurduğunda yaptığın işi, dünya durmaz. Kimse ölmez, kimse üzülmez, sen dahil. O yüzden o idraka gelmek önemli sanki. Durdurmak, hayatı kontrol etmek insanın elinde. Tabii. İşte bunu nasıl bu kadar unuttuk? Çok gazımızı alan şeyler var. Yani internet, televizyon, siyaset, futbol, yani spor adı altında çok gazımızı alıyor. Bir şeyle uğraşırken hop o stresle mücadele etmek yerine ona odaklanıp onu ertelemek, unutmakla başlıyor mevzu. Evet. Ya da hayatın insanları, hayattaki başka insanların senin hayatını yönlendirmesine müsaade etmenle başlıyor. Ama okumak, yazmak o ritmi, dediğin gibi seni çok güzel betimledim bence. Doğru ritme, doğru usule gelmeni sağlıyor. Onu da pratikte yapabiliyorsun. Hemen olmuyor. 36 yaşıma böyle gelmedim. Travmalarım tık diye olmadı. Ha, sen gene iyisin. Yani ben 30 yaşında, yani 36 yaşında hiç, yani çocuklarla böyle hani şey vaziyetteydim. Böyle kafalar bir dünya. Her şey olması gerektiği gibi oldu. Böyle 45'imden sonra böyle hani hafif hafif böyle şey oldum. Belki kendimi böyle hani. Belki doğru olan o zaman. Evet. Tabii yani her şeyin kendi bir zamanı var. Ona çok inanıyorum ben. Yani hani zorla hiçbir şey olmuyor yani. Öyle. Hiç. Kesinlikle. Sen şimdi bana şeyi anlat. Ne yapıyorsun sen İngiltere'de? Aslında ilk İngiltere turumdu. Bir hayır işleri yapan bir şirketin girişimiyle oldu. Hmm. Balık Art diye Türk insanların İngiltere merkezli kurduğu sosyal sorumluluklarla ilgilenen, tabii ki ticari anlamda da bir şeyler yapan bir şirket. Evet. Varlığını sağlayabilmek için. Onların geçen sene Mayıs ayında 23 tane Muğlalı çocuğu bir araya getirip onlara bir vizyon, bir bakış açısı, hayata dair bir şeyler öğretme çabasıyla başlayan bir film ve sanat üzerine kurulu bir organizasyonun parçasının ikinci ayağı İngiltere. Oraya dahil oldum. Beni nasıl buldular? Bir tane orta metrajlı sinema filmi için bir arkadaşım aradı beni. Ve böyle bir iş var. Senaryosunu yollasam yapmak ister misin diye. Sonra ben sadece görünen kısmıyla ilgilenmem için, arka tarafıyla da ilgilenirim. Ya çok güzel, bunu İngiltere'de çekmek istiyor. Nasıl İngiltere'de çekmek istiyorsun? Nedir bağlantıların falan diye sorunca, bir hayır işleri yapan bir şirketle ilişkide olduğunu ve çocukların yurt dışıyla bağlantılarını sağladığı, İngiltere ve Türkiye'deki kültürel bağın gelişmesi için ön ayak olan bir şirketin sorumluluğunda olan bir iş olduğunu anlattı. Ve dahil olmak istediğimi söyledim. Test of Anatolia diye bir kısa film festivali yaptılar ilkini. İngiltere Cambridge'de yaptılar. Evet. Orada konuk olmamızı istediler. Macera böyle başladı. İlk 10 gün festivalin organizasyonuyla geçti. İşte açılış konuşmaları, Türk hükümetinden, İngiltere hükümetinden konuşmacılar milletvekili bazında. Sonra Cambridge Üniversitesi'nin öğretim görevlileri ve bölüm başkanları. Evet. Daha sonra da o bölgenin baronesi. Orada var ya işte düküler, baronlar. Evet.
Senin aslında o da bizim hamimizmiş mesela, sorduğunu öğrendim. Onların konuşmaları ve Türk ve İngiltere kültürel alışverişi, bunun da ilk başta çocukların bakış açısını değiştirerek, tabularını yıkarak olabileceğini ve bunun da en iyi yolu sanat olduğuna karar verip çocuklara dokunmayı tercih etmişler. Ve bilabedel yapıyor herkes bu işi. Biz de öyle yaptık. Onlara işte Mayıs ayında Bodrum'da sanatı sevdirmeye, sanatın dallarını öğretmeye çalışmışlar. Ve bizim sektörden çok insan var bu işin içerisinde gönüllü çalışan. Görüntü yönetmenleri, ışık şefleri, yönetmenler, senaristler falan. Tabii öyle olunca da çocukları film çekmeye teşvik etmişler. Ve 23 kişilik bir ekibi 4'e ya da 5'e bölmüşler. Her birine konu bulmalarını teklif etmişler. Ve o konular dahilinde kendi kurdukları ekiple ışığı, görüntü kaydetmesi, senaryosunu kendilerini yazmalarını istemişler. Öf. Teknik eğitim vermişler. Süper. Sanatsal, duygusal çalışmalar öğretmişler. Evet. Senaryolarını yazmışlar, set kurmuşlar, ışık yapmışlar. Film çekmişler ve onun ilk gösterimleri İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin bir kısmında yapıldı. 60 tane çocuk dünyadan bir araya geldi. Yani biz filmi de o ekiple çektik. Çocuklardan evet. Asistanlar da vardı. Görüntü yönetmenimiz ve yönetmenimiz Türk. Filmden biraz bahsedeyim uzatmadan. Funda ve Akın Güngör çifti. Bizim sektörde olan insanlar yazmışlar senaryosunu. Yönetmenliğini de Akın Güngör yaptı. İlk yönetmenlik deneyimi. Aslında çok başarılı bir yardımcı yönetmen. Çok sevilir sektörce. Bu işi düzgün yapmaya çalışan, kendini adamış insanlardan. İlk hedefinde para olmayan, sektöre yardımcı olabilecek bir takım işler yapan birisi. Görüntü yönetmenimiz Kaan, soyadını hatırlayamadım için üzgünüm, Kiriş galiba. Evet. Onun dışında iki tane İspanyol kadınla çalıştık, isimleri Carmen ve diğerinin ismini kesinlikle hatırlayamayacağım. Işık departmanında çalışıyorlardı. Sanat yönetmenimiz İtalyandı. Ondan sonra lokasyon management'ı yapan, yani yerleri bulan Macardı. Ondan sonra prodüksiyonda Alman vardı. Oyuncuların bir kısmı Türktü, bir kısmı Türk asıllı İngilizdi. İşte sınırsız ortam yani. Dünyanın birçok yerinden bir amaç için bir yerde buluştuk ve bunun cephesinde 23 tane hazır kıta bizi böyle meraklı gözlerle izleyen meraklı birçok çocuk vardı. Ve biz 10. günün sonunda da filmi çekmeye başladık. İşte bir sürede onun için çalıştık. Filmi de orada tamamladık. Birkaç sahnesi kaldı burada tamamlayacağımız. Güzel bir konu. İştahlı bir ekip. Umarım yer bulacak. Orta metrajlı bir film oldu. Kısa filme de çevirmeyi düşünüyorlar. Dünyayı gezecek diye umuyoruz. O amaçla yapıldı. İngiltere'de çekildi ama bazı Türk sivil toplum kuruluşları ve İngiliz sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle yapıldı. Dediğim gibi kimse bir ücretle çalışmadı. Tamamen hayır işi. Amaç çocuklara birçok şeyi tanıtmak ve bu işin de böyle yapılabileceğini göstermek. Bütün dünyadan insanların bir araya gelip bu işi yapabileceğini göstermek. Akıllarındaki sınırları yıkmak da amaç. En önemlisi ya. Ve biz yaklaşık 150 kişi, bize tahsis edilmiş bir guest house'da kaldık, konuk evinde. 8'erli, 10'arlı kişiler kaldık. Sabah akşam sohbetler. İnanışlarla ilgili, sektörle ilgili, ülkelerin durumuyla ilgili, siyasetle ilgili. Her anı, kahvaltıdan yatana kadar her anında sohbetler. Bir iş varsa, yani bizim için çalışan kimse yoktu. Odamızı temizleyen, mutfakta bize yemek yapan, her şeyi kendimiz yaptık. Biz, program hazırlandı, bulaşığı biz yıkadık. Yemekleri hazırlayan iki ablamız vardı sadece. Fix. Onların ön hazırlığını biz yaptık, masaları biz kurduk, bulaşıkları biz yıkadık, odalarımızı biz topladık, temizliği biz yaptık. Bunun gibi birçok şey. Normalde olduğu gibi. Olması gerektiği gibi. Benim her zaman hayalini kurduğum şeyler vardır. Karşılıksız sevgi ve bundan doğan işbirliği. Evet. Şanslıyım ki orada yaşadım bunu, yapılabiliyormuş. Bunun örneğini gördüm. Bunu dünyaya yaymak çok basit. Önce kendinde, sonra ailende, sonra sokağında, sonra mahallende, sonra şehrinde, sonra ülkende, sonra dünyada. Evet. Yeter ki buna inan. Ben çok inançlıyımdır bu konuda. İnançlı birisiyim de zaten. Orada bunun pratikte de yapılabildiğini gördüm. Kimse kimseyi kırmadı. Tabii ki sıkıntılar vardı. Ama sonunda harika bir organizasyon layığıyla tamamlandı. Sonra üzerine süslenerek bir film çekildi. Ve herkes kendi ülkesine geri dağıldı ve harika iletişimler kurdum. Birçok İngiliz firmayla tanıştım. Orada güzel teklifler aldım. Dünyada, İspanya'dan, Barcelona'da yaşayanlar, İtalya'nın Milano'nun tarafında yaşayanlar, Almanya'da yaşayanlar. O kadar çok insanla tanıştım ve harika iletişimler kurdum ki
dünyanın dört bir tarafından benden bir parça var şimdi. Dünyanın dört bir tarafında benim ülkemde de bir parça var ve bunu yaşatmaya gayret göstereceğim. Karşılıksız sevgi ve işbirliğiyle. Ve biz bunu Anadolu'nun geneline ve dünyanın geneline yayma kararı aldık o ekip. Artık biz bir ekip olduk ve çalışmaya devam edeceğiz. İşte bu çalışmaları hayata geçirmek, gelecekte yapmak istediğimiz çalışmaları konuşmak için bir yere geldik İngiltere'de. Üzerine bir de film çektik. Hmm. Yakında birkaç ay içerisinde de onun gösterimi olacak. Yine Rusya'da, İngiltere'de, Almanya'nın birçok şehrinde yapabilirsek Amerika'da. Şimdiden ön hazırlıklarını yaptık. Bütün festivallerle fiziki olarak yüz yüze konuşabilme fırsatı bulduk. Dünyadaki festivallerle. Onlarla book ettik birçok şeyi. Ve şimdi onların gelmesi için yeni çalışmalar yapmak için bir araya geleceğiz çeşitli zamanlarda. İngiltere'de bunları yaptım. Kısa sürede birçok şey yapmaya çalıştım aslında. İşte böyle bir şey yapınca hani şey gibi değil mi? Hani bir anda böyle normal seyirinde yürürken böyle bir şeyin içine girince böyle bir hani koşma haline geçiyorsun. Bir anda hani o çanak böyle büyüyor ve içine bir sürü şey doluyor. Yeter ki talep et, yeter ki iste. Çok kolay. Zor sadece akılda. Ya hep şey yani son zamanlarda böyle işte dünyada sıkıntı, işte bizde sıkıntı. O şey, o girdabın içinde o kadar kolay giriyoruz ki. Maalesef. Ama Instagram'ı o yüzden seviyorum. Çünkü oradan bir sürü bilmediğim şeyi de öğrenme fırsatı buluyorum. O kadar çok insan esasında o kadar güzel şeyler yapıyor ki. Ama biz bilmiyoruz. Çünkü yani ben bilmiyorum. Çünkü ben burada küçük dünyamın içinde oturuyorum. Ama yani dünya için, insanlar için, yani hani çevre için, hayvanlar için o kadar böyle çalışan insanlar var ki. Yani esasında ben geleceği hani çok kötü görmüyorum yani. Yani diyorum ki yani hayır yani o kadar bu kadar insan bu kadar emek harcarken bunun mutlaka yani şeyi olacak ve bugün doğan çocuklar bizden o kadar farklılar ki. Yani o kadar sahipleniyorlar, kendilerine sahipleniyorlar ilk başta. O benim o kadar hoşuma gidiyor ki. Anne baba için zor ama yani o hakkını savunuyor, ne istediğini biliyor. Bunu söylemekte de hiç çekinmiyor yani. Yani bu içine kapanık değil. Evet yani bu insan tipine bizim ihtiyacımız var yani hani. Evrileşmemiz lazım ki bir şeyleri de yola koyalım yani. Değişim yani. O bence bu kadar zorluk içinde tartıya koyduğunda yani güzel iyilikler var, güzel yapılan şeyler var ve bir şekilde gideceğiz. Zor olmadan zaten niye olsun ki? Her şey yani, zıttıyla var. Evet. Yani dualiteyi de yaşıyorsak yani o zaman bu zorluklar bizim benzinimiz değil mi esasında yani? Öyle. Yani. Çok zorlukta olduğunu düşünmemek de lazım aslında. Zorluk nedir? Görecelidir bence. Acıya da çok kapılmamak lazım. Ama ümit tanrısaldır bana göre. Hı. O ümidi her zaman taşımak gerekir. Ve her şey zıttıyla varsa iyiyi kötü olmadan, kötüyü iyi olmadan tanıyamazsın. Kötüyü bilip, görüp, ayırıp, yok saymadan ayırıp, dengede tutup, iyiyi görüp, bulup, tutup, yaymayı tercih etmeli insan. Bu yine tercih meselesi. Eğer karamsar, sadece kendi iç dünyasında birçok şeyi çözüp iletişime girmeyen, danışmayan, bu hayat danışmadan, konuşmadan geçilebilecek kadar bu anlamda kolay değil. Bizim kültürümüzde muhabbet etmek vardır. Aslında insanlar ümidini kültürlerinde bulabilirler. Çünkü her ülkenin, her coğrafyanın kendine ait bir kültürü, oradan gelen bir aydınlığı var. Onu evet. Bulsa içinde aslında sorunları aşmak, zor görmeden aşmak çok basit. Her ne kadar zor bir durumda olduğunu bilsen de o zorluğa kapılmadan onu çözebilecek gücün kendinde olduğunu bilmek insana muktedirlik ayrı bir güç veriyor. Yani Atatürk'ün bir lafı var. Muhtaç olduğun kudret damarlarında gezen asil kanda mevcuttur. Şimdi ben bunu ilk duyduğumda, ilk idrak ettiğimde şey demiştim. Ya benim babam işçi emeklisi. Asilkan. Annem evanım. Dedim ki bunun üzerine biraz düşüneyim. Yıllarca düşündüm. Sonra birkaç tane farklı düşünceyi birleştirip fark ettim ki kültürle alakalı. Biz medeniyeti dünyaya yaymış bir coğrafyayız.
Evet. Ama bunların bazılarını unutmuş muyuz acaba? Yokmuş gibi mi davranıyoruz? Niye Batı'ya öykünüyoruz? Tamam öykünelim de Batı medeniyeti bizden almış. Onun farkına bir varalım. Bir içimize dönelim, muhabbet edelim. Evet. Sadece sohbet etmeyelim. Susarak da muhabbet edilebilir. Bizim kültürümüzde az müzik, çok muhabbet vardır. Bizim kültürümüzde gece kulübü, disco yoktur ki. Neden Batı'ya öykünüyoruz? Neden trafikte geçindiğimiz zamanı üzüleceğimizi, o trafiği dolu dolu yaşamıyoruz? Düşünerek, ama böyle egosal bir düşünce değil. Düşünceyle ego çok paralel gidiyor çünkü. Gerçek benliğini bularak, egonu ekarte etmeye çalışarak, okuyarak, dinleyerek, sohbetler ederek, geleceğini planlayarak, hayal kurarak, evet, ya da gerçekten muhabbeti her yere yaymaya çalışarak. Bizde biliyorsunuz yani bir demlenme kültürü vardır. Memleketi kurtarırız o masada. O memleket gerçekten o masada kurtarılmış. Varsa zorluk günleri. O masada kurtulmuş. O kültürü almak, onu bulmak ve def etmek, kötülükleri def etmek ya da görmek, ayırmak çok kolay aslında. Buna ulaşmak insanın tercihiyle alakalı. O da idrakla geliyor maalesef. Maalesef diyorum, aslında çok basit. Çok. Çabaya gerek yok. Esasında düşündüğünde çok basit. Ama işte. Çünkü işte birçok şeye kapılıyoruz. Evet. Efendim, bazı siyasi programları izliyorum. Gerçekten insanların gazını almak üzerine kurulu. Bırakın insanların gazını almayın. Futbol. Ben futbol izlemeyi bıraktım. Çok iyi bir futbol taraftarıydım. Bir takım delisi değildim. Futbol izlemeyi seviyordum. İyi futbol izleyemek isteyenler. Evet, değişti. Değil mi? Ama o da insanların gazını almaya başladı. Evet. Bırakalım insanlar bir kendi kendine kalsın. Önce bir dara düşsün ki aydınlığı görebilsin diyoruz. Her şey zıt değil ama. Evet. Darı görmezse darın dışını da göremez. Ya darın da bir görevi yok mu? Var. İşte. Olgunlaştırmak. Yani. Kendini sigaya çekmek, sorgulamak. O yüzden yani dediğin gibi hani kötüye kötü demek en kolay şey. Çok basit. Ama yani hani o kötü dediğin şey, kötü herkese göre değişir. Göreceği değil. Yani onun esas sana ne sağladığını görmek yani. Muhakkak. Evet. Farkında olmak. Hep evet. Denge hayat. O dengeyi bulmak pratikle mümkün. Çok kolay değil. Dediğimiz gibi insanlar kaç yaşına gelmiş, kendimden örnek vererek. Bir sürü travmayla geliyorsunuz bu dünyaya. 25 yaşıma kadar örneklendirerek öğrenebiliyordum. Yani bu ne kadar acı bir şeydi. Belki 25, belki 26. Örneklendirme istiyordum. Çünkü sonra anladım ki yetiştirilişimiz tarzından. Ama bu da bir bahane. Sadece bunu fark etmekle evet, onu aşabilmek önemli. Evet. Benim annem babam dediğim gibi yani işçi emeklisi ve ev hanımı insanlar. Ama hiçbir zaman onlara kızmadım. Sevgiyle baktım. Sadece onların da bildikleri buydu. İnsan bilmediğini değil bildiğini uyguluyor. Onların bana kattıklarının üzerine katmakla yükümlü jenerasyon. Hı hı. İşte o da idrakla mümkün oluyor. Dediğim gibi Atatürk kanımda bir kudret, bir asalet olduğunu söylüyor. Nereden geliyor bu? Onu araştırması lazım insanların. Arayıp bulması lazım. Medeniyeti, kültürü, bizdeki gücü, kudretin nereden geldiğini bulması lazım. Ama insanlar ne aradığını bilmezse bulunca farkına varamıyor. Başlıyor depresyona. Aman dünya şöyle, aman dünya böyle. Olmaz. Her zaman aleste olacak insan, farkında olacak. Neden bu düzen? Neden banka var? Neden futbol var? Neden siyaset var? Neden ben? Ben doğru mu? Benim içinde birileri daha var mı? Yani bunları araştırmak bedava. Bunları araştırmak, düşünmek engelsiz. İnsanın kendisiyle ilgili sohbetine kimse engel olamaz ki. Ayrıca İsterse seni zindana atsın. Bunları düşünmek ve üstüne kafayı yormak da dışarıdan baktığın vakit çok da keyifli ve heyecanlı bir yolculuk yani. Muhteşem keşifler evet, insana insan olduğunu hatırlatıyor. Kendini keşfetmek kadar güzel bir şey olabilir olmaz mi yani? Kaşiflik devam ediyor hayatta. Evet. Yıl 2018 olmuş olabilir. Belki keşfedilecek ada ya da kara parçası kalmadı ya da teknolojik bir şey kalmamış gibi duruyor. Ama en büyük keşif insanın kendisine dair yaptığı keşifler ve o paha biçilemez. Evet. Kesinlikle. Muhteşem. Bence de. Bence de. Yani bazen kendime baktığımda mesela bilmiyorum şimdi sonbahar geldiği için mi biraz şeyim böyle. Melankolik. Evet. Yani eskiden çünkü İsveç'te yaşarken yani böyle o yaz o kadar kıymetliydi ki. Çünkü hani
böyle uzun ve soğuk bir kış geliyor. O sonbahar böyle şey olurdu. Ay gene kış gelecek bile böyle hani. Sonra o şey böyle hani ay yaz bitsin artık filan. Çok bitsin. Uzadı. Bu nem nedir canım? Çok sıcak. Hava ne yapsa var ya kimseyi mutlu edemiyor mümkün zaten. Mümkün değil işte ya. Sıkıntı öyle başlıyor. Ama bu sene bilmiyorum böyle hafif böyle bir şeyim şimdi böyle. Sonra diyorum ki kendime. E tamam bunun da keyfini sürdür yani. Hani şu anda bunu anı hissediyorsan bunun keyfini sür. Ondan sonra nasıl olsa değişecek yani. Sonuçta hiçbir şey yerinde kalmıyor. Yani her şey ileriye doğru gidiyor. Hiçbir şey de geriye de gitmez yani. Her şey. Hep öne bakacağız. Yani, hep ileriye. Yani doğanın kanunu bu. Yani öyle. Hep ileriye doğru gider yani. Öyle. O yüzden onu bile yani şey haline getirmek lazım. Bu bir süreç yani. Şu anda buradayım. Yarın şuradayım. Ondan sonraki yani gidiyoruz işte böyle. Ve hiçbir anı aynı değil yani. Değil. Evet. Geçmişi unutmamak, ders çıkarmak ama kesinlikle takılmamak gerekiyor. Evet. Geçmiş, geçmişte kaldı. Oradan edindiğimiz tecrübeler geleceği nasıl şekillendirecek? Evet. Mevzu bu kadar basit aslında. Sadece biraz bencil olmaktan kurtarmak lazım insanın kendini. Çok sevdiğim bir büyüğümün lafı var, çok seviyorum. Dünya üzerinde kendini iyi diye addeden insanlar, kötü diye addettikleri insanların %10'u kadar iyilik düşünseler, ama bakın fiilen bir şey yapmak değil, iyilik düşünseler, evet, niyaz etmek, dua etmek de olur bu ya da kelama getirmek de olur, kötülük dengede kalır. Biz bencilce günlük rutinlerimize kapılıyoruz. Efendim bugün yağmur yağdı, efendim patronum beni azarladı, efendim şu kadar para kazanamadım, efendim kirayı ödeyemedim, efendim efendim. Oluyor insan. Ya bu öldüm bittim. Ama o zaman işte ondan sıyrılıp dünyayı değiştirmek istiyorsan, yaşadığın coğrafyayı değiştirmek istiyorsan, aileni değiştirmek istiyorsan, mahalleni değiştirmek istiyorsan önce kendini değiştireceksin. Evet. Bir benlikten sıyrılmak lazım. Evet. Ya bizim hani ülkede şimdi işte politik durumlar işte bilmem ne şöyle böyle filan. Ay işte şu işte şey çok gıcık oluyorum işte sevmiyorum bilmem ne. Diyorum ki yani şunun potasına ne olur ya gol atma negatif düşünerek. Yani sen yani orayı gol atıyorsun yani. Evet, negatifi gol atıyorsun sen o kişi ya da o kurumla ilgili ya da neyse yani. Negatif düşünmekle. Direnç gösterirsen bir şeye büyür. Direnç göstermeyeceksin. Birisi seni ötekileştiriyorsa sen aksine onu dahil ötekileştirmeyip karşılıksız seveceksin. Evet. Bana göre formülü bu. Karşılıksız sevgi, bundan doğan işbirliği. Hadi gelin yapalım. Yani gerçekten hiçbir şeye madden ihtiyaç yok. Bütün dünya insanına yeter. Evet, kesinlikle. Ben de ona çok inanıyorum. Bu kadar yani. Basitmiş gibi görünse de zorluklar, her ne kadar önümüze koyulan engeller bu sistemin gerekliliği gibi dursa da aşmak çok basit. Kolektif olarak bilinçli bir şekilde bir araya gelip düşünmek bile birçok şeyi aşmaya yeter. Fiilen de yapabilirsin. Bunu sevgiyle yapabilirsin. Şiddete karşıyım. Her türlüsüne. Gösterilen şiddete de karşıyım. Ama bunun sebeplerini araştırıp o şiddeti absorbe etmenin akılla, zekayla sana verilen, bahşedilen akılla da geçmenin bir sürü yolu var. Yani ülkeler arası sınır yok internetten beri. Evet. Sen o sınırı sadece aklınla koyuyorsun. Belki sana vize vermiyor olabilirler ama bugün her yere her türlü bilgiye ulaşıyorsun. Bu kolektif bilinci doğurması için demek ki başka bir biçimde bakmak, başka bir biçimde sevmek, başka bir biçimde ele alıp başka bir biçimde faaliyete geçmekle alakalı. Bunu bulabileceğim insanlarla bir araya gelmek için her gün dua ediyorum. Bunu her gün kelama getiriyorum. Ve bilinçli olarak dünya, ülkem, ailem ve tanıdıklarım için dua ediyorum. Ama Allah'la aramada kimseyi sokmuyorum. Bu da çok önemli bir detay. Kimsenin yeri yok orada yani arada. Kimse yok. O diyor sana şah damarından bile daha yakınım. Hadi bakalım şah damarımla Allah arasında kimi sokabilirim? Tabii, yani? Hiç. Küçük sırlarla ama bir o kadar da açık denizle dolu inanç. O yüzden gerçek işte yine dönüyor kendine, tabii, kültürüne dönersen bulmak çok basit. O yüzden birçok şeyi kınamak kolay, kınanmaktan korkmak kolay. Belki de formülü budur. Kınanmaktan korkmamak lazım. Evet. Ne olacak? Ona göre yaşa. Buna, aman o ne der, bu ne der. Özgürce yaşa, edeple yaşa, sevgiyle yaşa. Sonra bak bakalım sana geri dönüyor mu bu yaptıkların. Geri dönmüyorsa da naz et. Ben yaptım efendim olmadı de kendi kendine.
Yenisini yap, yeniden yap, yine yap. Değiştirmeye çalış. Seni bulacak illa. Tabii. Ama mücadele sadece meydanlarda ve ön saflarda olmuyor. Fiziksel olarak da olmuyor. Birçok anlamda mücadele gerekiyor. İnsanları aydınlatmak da bir mücadele bana sorarsanız. Belki insanların irşad olması, yani aydınlanması bir bambaşka güzelliğe sebep olabilir. Ama seni ötekileştiren bir zihniyeti sen de ötekileştirdiğin sürece bir adım ileriye gidemezsiniz. Yok, o zaman rejim rejimdir. Solu sağa yoktur bana göre. Evet. Rejime karşıyım. Ama merkezinde insan olan her şeye açığım. Hmm. Varsa bir şeyin merkezinde insan, ben oradayım. Bunun için de mücadele ediyorum. Tanıyan, bilen biliyor. Dışarıdan yargılamak kolaymış gibi gelebilir ama böyle çok devam etmeye çalışıyorum hayatıma. Evet. Gençler çok başarılı bu konuda. Sadece doğru yönlendirilmeye ihtiyaçları evet. var. Biz de bugünkü eğitim şartlarının daha kötüsüyle okuduk. Ama idrak geldiği zaman, farkındalık geldiği zaman sorumluluk başlıyor. Ya yani böyle hani dedikodu falan bekliyorsanız daha çok beklersin. Dedikodu tarzımız değil. Evet. Lütfen. Ben her türlü soruya açık birisiyim. Cevap verme hakkım saklı. Yok, cevapsız bırakmam. Bir talep varsa yerine getirmek. Filmi sormak istiyorum. Hmm. Türkiye'de izleyebilecek miyiz diye. Çünkü o gösterimlerde Türkiye'yi saymadınız. Yok var. İlk ayağı burada olur. Zaten dedim ya, Türk sivil toplum kuruluşlarının ve İngiliz sivil toplum kuruluşlarının ortak girişimiyle yapıldı. Ya zaten ana yurdu burası. Belki kelamda öyle bir sıralama da koymamış olabilirim ama. Şöyle, tabii ki buradaki festivallere de girecek. Zaten aslında buranın insanı için yapıldı. Farklı bir şeyler yapılabiliyor da göstermek için yapıldı aslında. Yine akıllardaki sınırları kaldırmak, orada da film çekiliyor denebilmek, bu konular da işleniyor denilebilmek için yapıldı. Akın çok ve karısı Funda gerçekten kendileri dışında da, kendileri içinin dışında da bir şeyler yapmak için canla başla mücadele eden, gençler için mücadele eden, ülkesi için, sektörü için mücadele eden insanlar. Yani onlardan sadece kendileri için bir şey yapmalarını beklemek gaflet olur bana göre. O yüzden tabii ki bu yurdun insanı için aslında yapıldı. Kısa film, orta metrajlı da kısa film olacak. Biraz bilim kurgu var işin içerisinde. Biraz alışılagelmemiş bir konu. Biraz cesaretlendirmek adına yapılan şeyler. Birçok şeyi barındırıyor. Bir sosyal sorumluluk projesi gibi de olabiliyor aslında iş. Ama aslında buradaki festivaller için yapıldı aslında yani mevzu bu. Şiirlerinizi hani kendiniz için yazıyorsunuz. İleride şiir kendin için paylaşmayı düşünüyor musunuz? Çünkü söylediğiniz şu an çok merak edecek. Yani yazmak için bahane çok. İlhamın nereden geleceği belli olmuyor. Bakıyorsunuz bir yeşilden de etkilenebiliyorsunuz. Onun size çağrıştırdığı, uyandırdığı aşk, eşiniz için yazdığınız, bir çocuk için yazdığınız, bir kuş için yazdığınız, ilahi aşkla yazdığınız, her şey için ilhamın nereden ve ne zaman geleceği belli olmuyor. Benim bir taşa yazdığım bir şiir de var, sayfalarca karıma yazdığım da var, bir çocuk için de yazdığım var. Yani birçok sebep var. Bunu yani aslında bu işin ustası insanlarla paylaştığım zamanlar oldu. Bu anlamda çok motive ediyorlar. Mutlaka yazıp mutlaka paylaşmalısın bunları diye. Zamanı gelince çıkacaktır ortaya. Onun önünde kimse duramaz. Ben dahi. Bakalım. Paylaşmak ister miyim? Ya, yapılan her şey paylaşmak üzerine olduğu için. Kendime değil aslında. Bir öğretisi olduğunu umduğum için başkaları için. Aslında aşk için yazıyorum. Benim merkezim de bu. Ağaca duyulan aşk, hayvana duyulan aşk, kadına duyulan aşk, erkeğe duyulan aşk, babaya duyulan aşk, çocuğa duyulan aşk. Merkezinde aşk var yani. Sizin düğününüz o kadar tatlıydı ki. Siz o kadar... Sizlerin, sizin gibi insanların da sayesinde öyle oldu. Ama yani... Sadece bizle ilgili o kadar değil. Böyle hani... Kendi aranızda... O kadar güzel yaşadınız ki onu bizimle birlikte, orada olanlarla birlikte ama yani çünkü çok rahatınız ve böyle hani olduğu gibi. Öyle. Biz, çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Gerçekten sizin sayenizde oldu. Sen orada böyle. Heyecan. Nasıl heyecanlıydın? Yani
var olan duyguları doğru biçimde yansıtmak samimiyetle mümkün. O zaman geçiyor insana. Evet, aynen. Bu da tasarlanacak bir şey değil. Olduğu gibi davran. Evet. Bizim mottomuz eğleneceğizdi, eğlenelim. Ne hissediyorsak onu. Gerginsek de bunu en güzel haliyle gösterelim. Çok heyecanlıysak da bunu en güzel haliyle gösterelim diye bir konuşma oldu. Biz hiçbir şeyin provasını yapmadık. Hı. Ne dansımızın, ne yürüyüşümüzün, ne konuşacağımızın, nerede duracağımızın, içimizden geldiği gibi davranmak istiyoruz dedik. Sadece bir arkadaş grubumuz bizi kaydetmek istedi. Onlar için birkaç tane duracağımız yeri gösterdik. Mecburduk. Evet. Çünkü düğünü organize eden de arkadaşımızdı. Ha bu arada işin sırrını söyleyeyim. İşte görüntülerimizi kaydedenlerden bir tanesi sensin biliyorsun. Çok teşekkür ederiz. Videomuzu kaydeden bilmem kaç yıllık arkadaşımız. Seninle 20 küsür yıllık arkadaşlığımız var. Efendim düğünü organize eden benim çocukluğumu biliyor. Efendim servis yapan arkadaşlarım, daha önce dirsek temasında sırt sırta çalıştığım servis arkadaşlarım. Mekanın işletmecisi beni 17 yaşından beri tanıyor. Evet. Yani orada nasıl çıkmasın ki o güzellik ortaya? Aile arasındaymış gibi oldu. Biz 201 kişi hesapladık ve gönülden çağırdık. Biz bu insanlarla beraber olmak istiyoruz diye. Çünkü benim iyime kötüme şahit olmuş insanları çağırmak istedim. Akrabaymış değilmiş diye ayırmadım. Ben sülalem çok geniş. Evet. Kimse kırılmasın ama çoğunu çağırmadım. Evet. Çünkü çok erken ayrıldım. 17 yaşımda ayrıldım ben senden. Ve bir şekilde koptuk. Yanlış anlaşılmasın. Saygısızlık etmek değildi. Hala organik olarak bağım var. Saygıda hiçbir zaman kusur etmem. Bayramda, seyranda gidiyorsam kapı kapı dolaşırım hepsini tek tek. Ama bir süreci beraber geçirdiğim insanlarla en güzel günümü geçirmek istedim açıkçası. Tabii ki o zaman çocukluğum bilen insanları da çağırdım. Halalarım geldi, anneannem geldi. Bir sürü insan geldi. Güzelliği oradaydı. Kimi görmek istiyorduk? Kimlerle eğleniriz? Bizim en kötü anımızı kimler biliyor? En iyi anımızı, en mutlu anımızı kimler biliyordu? Hiçbir şey tasarlamadık. Kapıdan çıkmadan önce mottomuz eğlenmekti. Karıcığım eğlen, hiçbir şeye takılma. O da bana dedi ki kocacığım sen de eğlen, hiçbir şeye takılma. Ve biz öyle yaptık. Aha. Masa masa gezmedik. Evet. Bizi görmek istiyorsanız piste buyurun dedik. Çok tatlıydı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani mottomuz yani, eğlenceydi. İşte yani o önemli olan işte orada onu geçirebilmek yani başkalarına. Yani işte dediğin gibi o zaman o kapak yerine oturuyor yani. En önemli şey. Çok memnunuz. Hala açıp açıp izliyoruz videomuzu, fotoğraflarımıza bakıyoruz. Hayatımızın mihenk taşlarından bir tanesi oldu o gün. Hiç böyle olacağını biz de tahmin etmedik. Ve ilk içki kadehimizi gece 1'de içtik. Yani mutluluk sarhoşluğunu ben hayatımda ilk defa orada yaşadım. Evet. Çok keyifliydi. O danslar, vanslar hiç. Çok, çok keyifliydi bizim için de. Evet. Neslihan bu konuda tabii harika bir eş. Yani eşin ne demek olduğunu anladım. Böyle olacağını bilseydim evliliğin veya onunla geçirdiğim zamanı çok daha önce tanışmak, çok daha önce evlenmek isterdim. Ben birçok defa aşık olduğumu düşünüyordum da ya, aşk ne demekmiş onu da anladım, tanıdım. Onun çok güzel bir yüreği var. Öyle. Yani. Öyle. Yani o kadar onu hiçbir şey yapmadan o kadar kendisi ve kendi merkezinde duruyor ki yani o yüzden de bu kadar seviliyor işte. Şükürler olsun. Hı. Öyle yani benim insancıl tarafımı besleyen ve onu çıkartmam için çok destek olan bir ruh. Evet, siz birbirinize destek oluyorsunuz ki bu böyle güzel gidiyor. Öyle. Bu böyle. Tamer bana hep şey derdi, biz işte ne kadar oldu? 28 yıldır birlikteyiz biz. Ne güzel, maşallah daim olsun. Ondan sonra inşallah. İnşallah olmaz. Olmaz mı? Ne denir? Öyle denir. Öyle, öyle olacak. Öyledir. Öyledir. Öyle ola. Evet, öyle ola. Şey derdi bana, bak dedi, bir ilişkide dedi insanlar birbirine baka baka gitmez dedi. O bir müddet sonra şey olur dedi. Öne bakacaksın diyor ama yan yana yürüyeceksin diyor. Bunu ben ilk başta anlayamadım. Çünkü ben hep böyle baka baka gitmeyi öğrenmişim. Sonra anladım ki evet ya ne kadar önemli. Yani öne doğru bakacaksın ama yan yana yürüyeceksin. Herkesin kendi içinde bir alanı olacak. Ama onun da
başka bir alanı olacak. Beraber olduğum bir ayrı bir alan olacak. Yani sanırım hani o yüzden 28 yıldır bu ilişki devam ediyor. Güzel. Yani. Yani insanlar atfettikleri şeyin farklı ve yanlış olduğunu anlamalılar bence. Mutlu evlilik diye bir şey yok. Mutlu evliliğe giden yol var. Evet. Hadi evlendik, mutlu olalım. Çaba sarf etmezsen nasıl olacak bu? Eşim dediğin insanı tanımazsan nasıl olacak? Yani eş demek bir olabilmek demek. Teklik yok. Birlik var. Çok güzel betimlemiş Tamer abi. Hmm. Yani yan yana yürüyebilmek var. Belki zaman zaman destek olmak için bir adım gerisinde ufak evet. itmek. İşte o yol zaten evet. mutlu evlilik. Zaman zaman öbürünün, çünkü halden anlamak var biri olabilmekte. Onu daha iyi, beni daha iyiye götürmek için bunun yolları var. Yoksa oturalım, kahvaltı yapalım, öğlen yemek yiyelim, işe gidelim, akşam bakalım, iki sohbet edelim. Böyle bir şey yok. Hep mutlu olalım yok. Yeah. Yani mutlaka sıkıntılar olacak, mutlaka terslikler olacak. Hayatta oluyor. Tabii canım. Ama bunu nasıl ele aldığın ve gelecekle ilgili nasıl düşündüğün ve bunu nasıl yaydığınla alakalı. Evet, yani benim için evlilik bence çok önemli bir kurum. Çok. İmza atmak da bence önemli. Çünkü orada çok. Bir akit veriyorsun diye düşünüyorum. Bana göre ömürde iki tane önemli akit var. Evet. Biri evlilik. Evet. Çünkü en çok bence o ortamda yontuluyoruz. Ve gelişebiliyoruz. Yani çünkü iki kişi sürte sürte yani sonuçta. Öyle. Yani onun bir şekli var, senin bir şeklin var. Ve ortak bir noktayı bulmaya çalışıyorsun. Orada o bence çok önemli yani. Çok. Yani evrilmek için en önemli ortam olabilir. Bir de çocuk tabii ki. Çocuk var ya, oh. Öyle mi? Seni senden alıyor diye bir... Şöyle, şey çok güzel, çocuk her zaman öğretmendir. Sen onun öğretmeni falan değilsin. O seni sana anlatır. Evet, aynen öyle. Öyle güzel kendini görmeni sağlıyor ki eğer görebilirsin onu. Yani bravo. Of yani. Çok önemli bir şey çocuk yetiştirebilmek. Cesaret istiyor ama herkeste olmalı o cesaret. Yani yoksa gelecek niye var? Çocuk olmayacaksa, evet. bu ülkeye, bu dünyaya hayırlı evlatlar olmayacaksa niye var o zaman? Çoğalmak olacak tabii. Ama Allah nasip ederse biz de o günleri yaşamayı umut ediyoruz. Evet. Olsun. Olsun. Ola. Ola. Karşı değiliz ama şeyin önüne geçmiyoruz. Her şey olması gerektiği evet. gibi oluyor. Zamanı neyse o zaman aynen. yani. Geldiğin için teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Süper bir sohbet oldu. Benim için de öyle. Sağ olun, çok güzel. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Ve biz bitiriyoruz.